Seni gazinonun arka kapısında buldum. Hurda gibiydim. Sanırım Rıfat'ın hışmına uğradın. Evet, fena benzettiler beni. Kum torbası gibi antrenman yaptı orospu çocuğu. İzin verirsen geceliğimi çıkarıp elbise giymek istiyorum. Anladım. Dışarı çıkmam lazım. Bana yaptıklarınıza teşekkür ederim. Ama bu yüzden patronunu düşman edeceksin kendine. Düşmanımız müşterek. Hayatta en çok görmek istediğim şey Rıfat'ın eline takılmış kelepçelerdir. Neden kızgınsın Rıfat'a? Bir gün onun leşine tüküreceğim. O günü bekliyorum. Hayatımı o perişan etti. Evet, Rıfat ve Avanesi. Her kirli işin başında onlar. Beyaz kadın ticaretinden tut da gençleri uyuşturucu maddelere alıştırmaya varana kadar aklına ne gelirse hepsinde parmakları var. Bunlar geberdikleri zaman musalla taşını bile kirletirler. Ben de çocuğunu, kocasını seven bir kadın olmak isterdim. Ama bırakmıyorlar. Bırakmıyorlar pis herifler. Üzülme. Bunlar da geçecek. Geçer tabii. Ama bazıları deler de geçer. Peki, sen ne yaptın Rıfat'ın bu kadar kızması için? Dün gece tanımadığım biri Rıfat'a bir mektup gönderdi benimle. Mektup onu çıldırttı. Ne yazıyormuş mektupta? O adamın yakında gelip hepsini cezalandıracağı yazıyormuş. Sonra mektupta Necdet isminde öldürülen birinden bahsediliyor. Adamının intikamını alacakmış. Kimmiş bu adam? Yani mektubu seninle gönderen. Kaplan. Kaplan ha? Kaplan! Rıfat'a böyle bir mektup gönderecek adamın yüreği ve yumruğu pek olmalı. Böyle bir adamın kölesi olurdum. Beni Pierre bekliyor. Akşam seni onunla beraber getirmiştik. Bir yere gitmemiz lazım, devamını akşama konuşuruz. Yabancılık çekme, evin gibi davran. Hoşça kal. Seni gönderene selam söyle. Beş kişi bir olup adam dövmek kolay. Benimle başa çıkmak istiyorlarsa gene öyle davransınlar. Raporu getirdiğiniz için teşekkür ederim.
Fakat olayı anlatmanıza gerek yok, çünkü biz hepsini biliyoruz. Ama üst kademeler olaya karışmamızı istemiyorlar. Elbette bir bildikleri vardır. Peki, bu kaplan hakkında bir bilginiz yok mu? Kaplan hakkında size bir sürü dosya gösterebilirim. Ama onu tanıyan ve bilen bir kişi bile gösteremem. Yani diyorum ki, sizden de onu bir gören yok mu? Bizden hiç yok. Çünkü o daima karanlık adamlarla karşılaşıyor. Ve onunla karşılaşanların da hiçbiri yaşamıyor. Bu yüzden onu dünyada gören ve tanıyan biri yok. Biz de çok merak ediyoruz. Ama kendisini tanımak kısmet olmadı. Pekala sayın komiser. Hoşça kalın. Sizden haber bekliyorum. Olacakları bana iletmekte gecikmeyin. Dur! Bir sigara yak, oyalan. Nasıl gidiyor? Her şey istediğin gibi gidiyor şef. Kaplan adını duyan feleğini şaşırıyor. Biraz dayak yedik ama ortalığı epey karıştırdık. Şunu sormak istiyorum. Daha emniyet görevlilerinin işe müdahale zamanı gelmedi mi? Acele etme! Daha müşteriler çoğalacak. Bunlar domuz gibidir. Karşılarında büyük bir kuvvet gördüler mi, öyle saklanırlar ki onları bulmak çok zor olur. Ama karşılarında bir kişi oldu mu, hepsi meydana çıkar, saldırırlar. Ne o?